Nedret Ersenel, Brits'in arkasında akıl var mı? Amin Maluf, Labrent kitabının yeniden inşa edilecek bir dünya bölümünün girişine William Shakespeare'in geçmiş artık yeni oyunun ön sözü sayılmalı, gelecekse senin ve benim gösterimize bağlı sözünü koymuş. Yani dünyanın düzenlenişine uygun bir açılış. Bir tarafı yani doğunun yapacaklarını anlatıyor. Ama batı da var. Ona uygun Shakespeare'de şu olacaktır. O içi boş taç, çevreler fani şakaklarını her kralın. Ölüm yaşar o tacın içinde, gülerek bakar kralın haline. Rusya'nın Tataristan'ın başkenti Kazan'da ev sahipliği yaptığı bridge zirvesi başladı. Sonuna plus da koymalıyız çünkü örgüte üye olmayan ama niyet eden Türkiye dahil bir seri ülkede toplantıya katılıyor. Yılın yıllara sari en önemli ikinci küresel olayı olarak takvimlendi Bridge buluşması. Ardından Amerika başkanlık seçimleri, iki olayın birbirini de etkileyerek sürprizli süreçler üreteceği çok açık. Burada Doğu-Batı ilişkileri, mücadelesi, Türkiye'nin bağımsızlık savaşı, global araf, yeni jeopolitik ve benzeri başlıklar altında çok yazı yazdım. Bu vesileyle aralarından bir tanesini bugün için önerip geçeyim. Yeni alet çantası. 7 Eylül. Britiş'in bütün kanal ve gazetelerde sayfa sayfa yayınlanacak teknik ve yüzeysel boyutuna saplanmayalım. Mazeretleri bile yok. Batının yeni yükselen stratejik mimariye yönelik yaklaşımı salt tehdit algısından oluşuyor sebep sonuç ilişkilerini hiç umursamıyor veya farkında değil. Göktelenden düşen birinin kravatına tutunması gibi bir şey bu. Tacın gülmesi o yüzden. Türkiye'de ise klişe olacak ama deve kuşu gibi başını kuma gömme durumu var. Batı'nın tutumuna benziyor. Bu da doğal çünkü körleşme mensuplarının hakim çoğunluğu batıcıl. Öyle ki konunun batı doğu olmadığının dahi fark edemiyorlar. Bu yüzden eğer çok kutupluluğun gerçeklerine az çok vakıfsanız getirdikleri eleştiriler sizi gülümsetiyor. Hindistan, Çin, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan İran, Brezilya gibi ülkelerin Türkiye dahil bir araya gelme düşüncesine karşı bu daha yeni bir organizasyon gelişme aşamasında Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği gibi olabilir mi? Şerhi dünya için aranan stratejik duruş veya pek sevdikleri real politik olabilir mi? Ne yapalım yani? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bile BRICS'e e katılıyor diyerek konvansiyonel bir kahkama atalım. Burada yeni dünya düzeni kuruluyor. Ciddi olmak lazım. Dünyanın canına okuduğunuz için. Kendisi düşerken yükseleni hiç görmeme hali psikolojinin alanıdır. Bridge bir ekonomi örgütü. Arkası yok yaklaşımı. Sanki galipsiniz de son dakikalarda top çeviriyorsunuz havası veriyor. Oysa tabela öyle bir şey yazmıyor askeri, ekonomik, coğrafi, demografik bir heyula organize oluyor ve siz arkasında bir siyasi düşünce yok sayıyorsanız neden bir araya geldiklerinin sorumlusu sizsiniz demektir. Şangay İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı, Asya Bankası ve benzeri gibi yapılarda uzuvlardır ama özündeki politik akıl derinlikli ve gerçek bir itiraza yaslanıyor. Mevcut düzenin dünyanın canına okuduğu gerçeğidir bu. Başka hiçbir örneğe gerek kalmadan anti-dolarizasyon arayışı dahi kafidir ortak yaklaşımı ispat açısından. Zirvenin matruşkaları. Adet olduğu üzere BRICS ve üye ülkelerin çeşitli başlıklardaki büyüklükleri G7, G20, Amerika, İngiltere vesaire ile kıyaslanıyor ve görülüyor ki doğunun devinin parametreleri canlı ve dikkate alınmaması söz konusu olamaz. Yine de bu tür tokuşturmalar istatistik grafiklere sıkıştırılınca işaret ettikleri jeopolitiğe hakkınca ya da yeterince dikkat çekemiyor. Bu da Batı'nın propagandalarından biri sayılabilecek önemsememe halini her yere bulaştırıyor. Şaşırmayı Hatırlamamız lazım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Bridge zirvesine katılması bir kalemde geçilebilir. Ama bunun arkasına kimi Batı ülkelerinin itiraz ve söylenmelerini eklediğinizde, İsrail soykırımında yüzlerce Birleşmiş Milletler personelinin katledildiğini hatırladığınızda, bizzat sekreterin istenmeyen adam ilan edildiğini anımsadığınızda, küresel krizlerin hepsinde 193 ülkeden oluşan mimarinin tökezleyip düştüğünü yeniden not ettiğinizde müesses nizamın esas değilse de usul karargahı sayabileceğimiz Birleşmiş Milletler ruhunun zaten çöktüğünü hemen anlarız. Sekreterin zirveye katılmasındaki sembolizm budur. Brits üyelerinin dünya altın rezervlerinin yüzde yirmisini elinde tutması veya yine Türkiye dahil nadir metallerin tekel boyutunda hakimi olduğu tespit edildiğinde de bir düşünce uyanır akıllarda. Ama Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de İran'la askeri tatbikat yapacak olmasına da çok şaşırmamalıyız. Rakamsal büyüklükler potansiyel anlatır. Ama fiili mesajlar gövdeyi gösterir. Benzer durum Brit's Arifesi'nde Çin ve Rusya'nın hem Tahran'ın yanında duran hem İsrail soykırımını hedefe alan açıklamalarında da kendini gösterir. İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısından bu ülkelerin ne kadar rahatsız olacaklarının dışa vurumu sayabilirsiniz. İsrail yine de vurabilir ve sınırı aşarsa o andan itibaren Amerika'nın sorunu olur. NATO üyesi Brit's niyetlisi. Doğu'nun stratejik boyutunun kavranmasında başımızı başka yöne çevirdiğimiz çok şey var ama tövbe edilenler de var. Mesela Çin-Rusya işbirliğinin boyutu. Artık asla olmaz diyenlerin sessizliğini duyabiliyoruz. Veya Hindistan-Çin açmazlarındaki beklenmeyen ilerlemeler gibi. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıkları kangren boyutundaydı ve devam etmesini Batı da alttan alta teşvik ediyordu. Brit's öncesinde sürpriz ayarladılar. 2020'de ölümcül çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinde artık bir anlaşma var. Siz şaşırmasanız bile öbürleri şaşırdı kucaklaştılar demiyoruz. Ama zamanlamayı gözetmelerindeki akıl doğunun organize olma tahayyülünü somutlaştırıyor. Tıpkı Türkiye gibi. Nedret Ersenel, Yeni Şafak Özay Şendir, 22 Ekim tarihe geçti bile. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim tarihli konuşması Türk siyasetinde bir dönüm noktası oldu. Bu konuşma sadece bugünü değil, gelecek on yılları da etkileyecek. Başta Amerika olmak üzere birçok ülke planlarını gözden geçirmek durumunda kalacak. Önce bu gerçeği kabul edip sonra konuşmada verilen mesajlara bakmak lazım. Çoğu kişi Öcalan'ın onca terör eyleminden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında konuşturulması fikrini tartışıyor. Ama konuşmanın satır aralarına bakmadan hüküm vermek doğru olmaz.'' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim konuşması terör örgütünün taleplerini müzakere etme konuşması değil. Tek başına silahlı mücadele hemen hiçbir zaman terörü sona erdiremeyeceği gibi terörün silahsız çözümü de asla yoktur. Cümlesi üzerinde durup düşünmemiz lazım. Bahçeli bir müzakere ve o müzakere sürecinde terörle mücadelenin durmasından söz etmiyor aksine terörle mücadele sürerken terörün sosyolojik kaynaklarını ortadan kaldırmak ve yeni bir aidiyet bağı kurmaktan bahsediyor. Kürt siyasetinin önemli isimlerinden birisi olan Şerafettin Elçi geçmişte biz el sıkışabileceğiniz son kuşağız demişti. MHP Genel Başkanı 40 yıldır aidiyete verilen zararı ortadan kaldırmayı amaçlıyor diyebiliriz. Bu çıkışa Bahçeli yeni anayasa tartışmaları sırasında başta Türk milleti olmak üzere ilk üç maddeyle ilgili hassasiyetin çok yüksek olduğu bir dönemde başka bir cümle daha kurdu ve dedi ki kolektif kimlik ve etnik temelde bir çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir. Bu cümle anayasadan başlayarak kimlik tanımlama ya da federatif yapıya yönelik çağrılarla ilgili bir sınır hattı olarak kabul edilebilir. Konuşmada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta Kandil ve Demirtaş'ın yattığı cezaevinin yeri olan Edirne'yi muhataplıktan çıkaran cümle. Geçmiş dönemde yaşadığımız pratik Kandil'in demin bağımsız siyaset üretmesine izin vermediğini hepimize gösterdi. Özellikle HDP ve demin aday belirleme süreçlerinde Kandil etkisine tepki gösterenlerden biri de Öcalan olmuştu. Çokça Amerika biraz da İran etkisinde olan Kandil'in devreden çıkartılması açısından vurgu önemli. Konuşmadan anladığımız kadarıyla MHP Genel Başkanı için Selahattin Demirtaş adı da kontrol edilenler listesinde yer alıyor. Sonuç olarak Bahçeli, Öcalan'dan terör örgütünü sonlandırdığını açıklamasını istedi. Tartışma yaratan bu açıklamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılması önerisi sanıldığı gibi Kandil ve diğer terör unsurları açısından kutlanacak bir durum değil. Aksine Kandil ve diğer kontrol altındaki yapılanmaların Öcalan'ın açıklamasını duymazdan gelme, çağrıya uymama seçeneğini ortadan kaldıracaktır. Geçmişte Kandil'in İmralı'yı dinlemediği dönemler yaşanmış, Kandil'dekiler İmralı'da Öcalan tutsak diyerek boyun eğmez tavırlarına açıklama getirmişlerdi. MHP Genel Başkanı'nın ortaya koyduğu irade, terörün kontrol altındaki kısımlarına kaçacak yer bırakmama çabası olarak da değerlendirilebilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim konuşmasını oy hesaplarına bağlamak doğru olmaz. Bu konuşmayla bir sonraki seçimde oyları nasıl etkiler diye bir hesap yapıldığını ya da CHP'de mi ittifakını bozmak adına böyle bir çıkış yaptığını düşünmek konuşmanın Türk siyaseti açısından önemini ıskalamak olur. Burada elini taşın altına koyan PKK'nın terörü sonlandırması ve dağ kadrosunun teslim olması şartını getiren silahların gölgesinde olmayan bir siyaset yolunun açılması çağrısı var. Bu konuşma iç siyaset açısından değil bölgemizdeki gelişmelerden kaynağını bulan iç cepheyi kuvvetlendirme ve fay hatlarını ortadan kaldırma amacıyla yapılmış konuşma olarak tarihe geçecek. Konuşma amacına ulaşır ya da ulaşmaz. Bugünden onu kestirmek zor ama Türkiye'de siyaseti ciddi anlamda değiştireceği çok açık. Özay Şendir Milliyet.